Lütfi Türkan'ın açıklamaları çok fazla yer buldu ulusal basında. Sizin bir tek açıklamanızı gördüm, çok kısa, Habertürk'te konuşmuşsunuz. İttifak tartışması için bir sizden açıklama alabilir miyiz burada? Birincisi şu, Türkiye'de erken seçim, memleketin bu kadar geçim derdi varken erken seçim zikretmek millete nezaketsizdir. Çünkü her seçim popülizm demektir. Her seçim kamu bütçe disiplininin bozulması demektir. Seçimi kazanacağız heveslerinin devletin imkanlarını hovardaca tükettiği bir siyasal yönetim savrulması var. Onu kastediyorum. Seçim demek şu demektir. İktidara devletin bütün imkanlarını hovardaca, kamu disiplinini bozacak şekilde harcama imkanı sağlar. Dolayısıyla bu ekonomimiz bunca kırılganlık içerisindeyken bir de seçim gibi bir yükü Türk ekonomisinin üstüne vurmak, millete hakaret etmek demektir. Evlatlarıyla beraber intihar edenlerin hatırasını incitmek demektir. Yani çocuklarına bana hakkınızı helal edin diye intihar etmiş bir öğretmenin mektubu ortada dururken, 1400 lira maaşla geçinemiyorum, bana çocuklarım hakkını helal etsin diye intihar eden bir mektup, Türk ekonomisinin kurmaylarının gözünün önünde olmalıdır. Arkalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini asmak yerine, arkalarına intihar eden öğretmenimizin resmini asmalarını tavsiye ederim. Ekonomiyi yönetenlerin, devleti yönetenlerin makam odalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi olmasın mesela mümkünse. Onların makam odalarında intihar etmiş, intihar ederken çocuklarını da öldürmüş olan ailelerin resimleri olsun. Olsun ki sorumlulukların ne kadar büyük olduğunu hissetsinler. Olsun ki yönettikleri ülkenin dertlerinin ne olduğunu görsünler. Arkalarına Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmini asınca Sayın Cumhurbaşkanı ne derse onu diyorlar. Arkalarına intihar edenlerin resimlerini asınlar ki ne dememeleri gerektiğini bilsinler. Dolayısıyla bizim için şöyle bir gündem millete nezaketsizliktir. Ekonomik zorluk darlık bu kadar fena durumdayken, efendim öğrencilerimizin işsizliği, gençlerimizin işsizliği, üniversite mezunlarımızın hali ortadayken, sanayicilerimizin durumu ortadayken, çiftçimizin durumu bu haldeyken, herkes borç batağında, kredi batağındayken, herkes borcu borçla döndürmeye mecburken, seçim demek, seçimi talep etmek millete nezaketsizliktir. Onun bilinmesi lazım. Memleketin ciddiyetle yönetilmesi lazım. Bazen ama muhalefet ifade eder ki, bu ekonomik zorluk yönetim maharetsizliğiyle seçim mecburiyeti doğuracaktır. Öyle diyenler vardır. Yani yönetilemez bir ekonomi, mecburen artık ben yönetemiyorum yükü, dayanılmaz bir şekilde seçime mecbur edebilecektir gibi bir öngörü var. O öngörüyü böyle demek başka bir şeydir. Seçim istiyorum demek başka bir şeydir. Memleketi yönetemezseniz bu yönetim maharetsizliği sizi seçime mecbur edebilir. Bu bir öngörüdür, bu bir siyasi tahlildir. Ama biz seçim istiyoruzdan daha başka bir şeydir. O yüzden biz seçim istemiyoruz. Ama memleketteki yönetim beceriksizliğinin, memleketin dayanılmaz bir yükü haline gelmiş ekonominin belli şartlarda hükümeti zorlayacağına inanıyoruz. Bu şartlarda işte memleket nasıl yönetilir, nasıl ayağa kalkar, nasıl toparlanır? İlk önce bu çocuklarımıza nasıl iş bulunur? İlk önce bu sanayi nasıl ayağa kalkar? Bu tarım nasıl toparlanır? Bu memlekette talep her açıklamamızın altına, Sayın Vekilim de fark ediyordur, hepiniz fark ediyorsunuzdur. Alakalı alakasız. Efendim Karadeniz Festivali'ne katılıyoruz. Festivalde birlik beraberlik konuşması yapıyoruz. Altında yüzlerce hak talebi. Bizim şunumuz, bizim bunumuz, dinlendirin. Şimdi bakıyorum ki feryat figan, herkes her sesini duyurma imkanı bulduğu yerde feveran halinde bizim haklarımız diye bağırıyor. Halinden memnun olan bir kitle görmüyoruz biz. Biz muhalefetiz diye mi görmüyoruz bilmiyorum. Yani biz harikulade durumdayız. Allah razı olsun. Durumumuz çok iyi diyen birilerini görmüyoruz. Bu ülkenin çok zor şartlarda yaşadığını alamettir. Dolayısıyla bu arada siyasetin seçim diye bir gündemi memleketin yaşadığı zorluklara biraz nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Hani parti olarak muhalefet partileri seçimden kaçıyor propagandasına maruz kalmamak için deriz ki biz bugün seçim olsa seçimlere hazır haldeyiz. Ayaktayız seçimden. Hani güreşten kaçacak insanlar değiliz demeye çalışırız. Başka bir şeydir. Ama ciddi olmak lazım. Birincisi bu. İkincisi Lütfü Bey'in meselesiyle alakalı söyleyeyim. O murad ettiği o değildi. Lakin şunun hususiyetle bilinmesi lazım diye biz bunu anlaşılabilir hale getirdik. Bu siyasi çerçeve içerisinde bizim bir erken seçim gündemimiz olmadığı gibi siyasi bir beraberlik ve ittifak gündemimiz de yok. Biz iktidar vizyonu olan bir siyasi partiyiz. Bu beraberlikler içerisinde bizim seçimde kontrollü belli illerde müşterek adaylarımız oldu CHP ile. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi Cumhuriyet Halk Partisi de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Yani biz birbirimizin her yaptığını beğensek biz CHP'li oluruz. Ya da CHP'liler bizim her yaptığımızı beğenseler onlar da iyi partili olurlar.
ve ayrı ayrı partileriz. Memleket millet müşteriye bulduğumuz yerlerde birlikte seçim göğüslemiş olduk. Şimdi buradan başka ittifaklar mevzu edildiği için söylüyorum. Grup başkan vekilimizin açıklamasının da satır aralarından cımbızla alınmaya teşebbüs edilmiş şey odur. Biz iktidar alternatifiyiz ve AK Parti ile bir siyasi beraberlik falan gibi bir gündemimiz yoktu bizim. Yani AK Parti ile bir siyasi beraberlik gündemimiz yoktu. Biz AK Parti'nin memleketin bugünkü içine düşmüş olduğu darboğazı oluşturan siyasi maharetsizliğin sorumlusu olarak görürüz. Bu siyasi sorumluluğu ayakta tutmak yerine bu siyasi sorumluluktan emanetimizi teslim almak için siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla bizim gündemimizde hiçbir şekilde böyle bir şey yoktur. Dolaylı direkt ima yoluyla bile bir beraberlik hayali kuranımız yoktur.